Hocam kafamı çok kurcalayan bir konu var. Bizler cinsiyetli varlıklarız. Bu sosyal olarak mı kuruluyor? Yoksa pipimiz kukumuz var mı diye böyleyiz? Ya da başka? Bu klasik konuda ne düşünüyorsunuz? İnsanların kedilerden, köpeklerden, kertenkelelerden, farelerden çok farklı bir mahluk olduğunu düşünüyorsanız çok feci aldanıyorsunuz. Bayağı bildiğin bir memeli hayvandır. Dolayısıyla bu sorunun cevabını istiyorsan mesela kedilerde durum nasıldır? Ya maymunlarda durum nasıldır diye sor. Doğada var olan her şeyde kategorilerin sınırlarına geldiğin zaman yani diyelim siyah var, beyaz var. Siyahla beyaz arasında mutlaka bir takım gri alanlar vardır. Mutlaka vardır. Fakat bu siyah ve beyazın var olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Eğer kedilerde ve aslanlarda cinsiyet doğuştan belirleniyorsa ki pipi ve koku bunun bir parçasıdır sadece. Yani cinsiyet çok daha kompleks bir hadise. Yani düşünce tarzı içgüdüler doğurma fonksiyonuna sahip olmak veya olmamak bunlar insan hayatını, hayvan hayatını çok kuvvetle belirleyen şeyler. Yani mahlukatın yarısı doğurma özelliğine sahip, öbür yarısı bu özelliğe sahip değil. Bunun her düzeyde yani kişilik düzeyinde, davranış biçimleri düzeyinde etkisi olmayacağını düşünüyorsanız kendinizi çok feci kandırıyorsunuzdur. Dolayısıyla eğer ineklerde dişi ve erkek ayrımı doğuştan gelen bir şeyse ve doğanın belirlediği bir şeyse, insanlarda durumun bundan farklı olması için en ufak bir neden yoktur. Yani hiç yani bu böyle bir şeyin düşünülmesi bile total absürt. Absürt bir şey. Şunu gitgide daha net olarak kavrıyorum zaman geçtikçe ki insanoğlu, insan toplumları inanılmaz derecede saçma şeylere inanma eğiliminde. Mesela çünkü insanların bir takım olgulara inanması ya da inanmaması gerçeklik algısıyla ilgili bir şey değil. Aidiyet algısıyla ilgili bir şey. Yani eşin, dostun, arkadaşın biz diye tanımladığın kesim bir şeye inanıyorsa sen de o şeye inanırsın. Bin tane kanıt da getirirse çok zorlanırsın. İnanmaya devam edersin. Mutlaka bir kulpunu bulursun, bir açıklamasını bulursun. Aslına bakarsan inandığın şey ne kadar absürt ve ne kadar anlamsızsa o kadar fazla inanırsın. Çünkü temel içgüdün ne? Temel içgüdün aidiyetini belirlemek. Aidiyet yani biz beraberiz. Ben sizdenim arkadaşlar, beni sevin. İnsanın temel içgüdüsü bu. Şimdi iddia ortada bir tezler var diyelim. Fransa'nın başkenti Paris. Değil mi? İnanıyor mu? İnanıyoruz. Ama buna inanmakla bir aidiyet zemini oluşturmuş olmuyorsun. Çünkü bu herkes söyleyebilir bunu. Genel geçer bir doğru. Sıradan bir doğru. Bu doğruya sahip olmak seni özel kılmıyor. Ama senin mensup olduğun mezhep veya zümre veya dostluk ve kardeşlik birliği Fransa'nın başkentinin Çemişgezek olduğunu söylüyorsa, sen de Fransa'nın başkenti Çemişgezek'tir arkadaşlar, bunu söylemeyenler vatan hainidir diyorsan, sen o zaman başka bir şey yapıyorsun. Sen o zaman bir aidiyet bildirisinde bulunuyorsun. Ben sizdenim arkadaşlar diyorsun. Bütün dinlerin temeli budur. Yani Allah, melekler filan var. Saçma sapan fikirler bunlar. Niye bu insanlar bu saçma sapan fikirlere inanıyorlar? Çünkü biz ile öbürleri arasındaki temel ayrım bu fikirlere inanmak. Aynı şekilde mesela şimdi bu yeni dinlerde şey çıktı, cinsiyet o doğal bir şey değil, insanlar bunu inşa ediyorlar, çocuklara kız elbisesi giydirirsen kız olurlar diyor.
bu kadar salak seni düşünce daha bugüne kadar telaffuz edilmemiştir. Ama bizi tanımlıyor. Biz çağdaş düşünceye sahip olan, üniversite eğitimine sahip olan insanlar böyle düşünüyoruz. Çünkü çağımızın modası bu. Bunu bilmeyenler, bunu kabul etmeyenler aptal cahil bir takım krolardır. Biz onlardan değiliz. Biz toplumsal gender'a inanırız. Din, klasik din mantığı budur.